34. sorudayız sevgili arkadaşlar. Yine bir sebep sonuç cümlesi. Because scientists are well aware of which wavelengths of energy each greenhouse gas absorbs. Yani bilim insanları her bir sera gazının ne dalga boyunda enerjiyi emdiğini bildiği için veya bildikleri için bu ifadenin sonucu nedir? Buna göre bakalım arkadaşlar. Alana seçeneğine bakıyorum. Bunların %97'si dem dediği burada demek ki bilim insanlarına gönderme yapıyor arkadaşlar. Onların %97'si agree that humans have changed Earth's atmosphere in dramatic ways. İnsanların dünyanın atmosferini çok büyük bir şekilde değiştirdiğini kabul ediyorlar. Ama soru köküyle sebep sonuç bağlantısı içinde değil arkadaşlar bu cümle. Bursa seçeneğine bakıyorum. They can calculate how much each gas contributes to warming the planet. Onlar hesaplayabilir neyi? Her bir sera gazının küresel ısınmaya ne kadar sebep olduğunu. Evet, burada her bir sera gazının ne kadar enerji emdiğini bildikleri için bunların etkilerini hesaplayabilirler. Doğru seçenek Bursa seçeneği arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. Part of a greenhouse's warmth results from the physical barrier of carbon. Yani bir sera gazının ısısının bir kısmı fiziksel karbon bariyerinden kaynaklanır. Oldukça ilgisiz bir seçenek. Denizli seçeneğine bakıyorum. Carbon dioxide remains a gas at a wider range of atmospheric temperatures than water. Karbondioksit gazının sudan daha yaygın olduğunu, daha geniş atmosferik sıcaklıklarda bulunduğunu söylüyor arkadaşlar. İlgisiz bir seçenek eleniyor. Edirne seçeneğine bakıyorum. These ideas şeklinde bir ifade var arkadaşlar ama soru kökünde herhangi bir fikir verilmediği için bu seçenekte elenir. Buna göre doğru cevap Bursa seçeneği. 35. soruyla beraberiz arkadaşlar. There is no doubt that the Paleolithic period saw remarkable developments as signs of human maturation. Yani insanoğlunun olgunlaşmasının işareti olan çok büyük gelişmeler yaşadığına dair şüphe yoktur Paleolitik dönemde. Buna göre seçeneklere bakalım arkadaşlar. Adana seçeneğine bakıyorum. In fact, aslında stone tools were so important in the Paleolithic age that the names of Paleolithic periods are based on the progression of tools. Yani Paleolitik dönemde taş aletler o kadar önemliydi ki dönemlerin isimlerine bu taş aletlerin gelişim evrelerinin isimleri verildi diyor arkadaşlar. Soru köküyle anlamlı bir bütün oluşturmuyor. Bursa seçeneğine bakalım. Yet it was in the Neolithic age that humans made the breakthrough to more complex forms of civilization. Ancak insanoğlu asıl medeniyetleşmeye dair, medeniyet daha karmaşık medeniyete dair büyük başarıları Neolitik dönemde elde etmiştir. Soru köküyle bir zıtlık ilişkisi içinde arkadaşlar doğru cevap bu seçenek. Yani Paleolitik dönemde büyük gelişmeler kaydetmiştir fakat asıl gelişmeyi Neolitik dönemde gerçekleştirmiştir. Ceyhan seçeneğine bakalım. Although this period coincided with the expansion of modern humans, yani modern insanların çoğalmalarına denk gelmesine rağmen bu dönemin. Yani burada remarkable developments ifadesiyle bu modern insanların çoğalması bir zıtlık içinde değil arkadaşlar. Elenir bu seçenek. Denizli seçeneğine bakıyorum. Until modern archaeological and paleogeographical data indicate that until zaman uyum isteyen bir bağlaçtır. Indicate verb 1 olduğuna göre soru kökü verb 2 ile çekimlendiğine göre arkadaşlar bu seçenek elenir. Edirne seçeneğine bakıyorum. But larger groups give rise to sebep olmak, önünü açmak, yol açmak gibi anlamlara geliyor.
gave rise to new challenges and required more sophisticated systems of social administration. Yani bu seçenek de aslında farklı bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Fakat daha büyük gruplar daha büyük zorluklara sebep olmuştur ve yönetim olarak daha sofistike sistemler gerektirmiştir. Anlamında soru köküyle zıtlık ilişkisi içinde değil, o yüzden elenir. Evet, 36. sorudayız arkadaşlar. As Nepal has urbanized and transitioned economically as well as politically in recent years, geçtiğimiz yıllarda Nepal hem ekonomik hem de siyasi açıdan kent şehirleştiği ve bir değişim geçirdiği için diye başlıyor cümle arkadaşlar. Buna göre seçeneklere bakalım. Adana seçeneğine bakıyorum. Managing such restrictions there. Such restrictions, bu tarz kısıtlamaları orada yönetmek diyor ama bu ifade soru kökünde geçmiyor arkadaşlar. Bursa seçeneğine bakıyorum. Its development effort should have aimed to attain balanced growth. Yani onun büyüme çabaları dengeli büyümeye odaklanmalıydı diyor. Ama soru köküyle sebep sonuç ilişkisi içinde veya bir zaman ilişkisi içinde değil arkadaşlar bu seçenek. Ceyhan seçeneği. It has experienced a rising volume of both internal and international migration. Hem iç hem dış göç almıştır. Bu seçenek aslında anlam olarak uyuyor. Yani hem şehirleştiği için hem de ekonomik ve siyasi olarak bir değişim geçirdiği için hem dış göç hem de iç göç almaktadır. Arkadaşlar bir de küçük bir bilgi. Benim gözlemlerim genellikle bu yönde oldu. Ezli cümlelerde present perfect olursa cümlenin diğer kısmı da present perfect ile genelde devam ediyor. Genelde ama. Bugüne kadar benim analiz ettiğim sorular bu yönde ilerledi. Bunu belki aklınızın köşesinde bir bilgi olarak tutabilirsiniz. Denizli seçeneğine bakıyorum. It would attempt to promote. Would attempt to promote diyor arkadaşlar. Would kullanımı gerektiren bir ifade, bir bağlaç, bir durum soru kökünde yok. Edirne seçeneğindeyim. The sustainability of urbanization there could have been threatened by a lack of effective planning. Yani orada sürdürülebilirlik etkin planlamanın olmamasından dolayı zarar görebilirdi şeklinde bir ifade. Ama soru köküyle anlam olarak anlamlı bir ilişki içinde değil bu seçenek arkadaşlar. Buna göre bu seçeneği de eliyoruz. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Çeviri soruları başlıyor burada. 37. soru bakalım. Nucleic acidler are simpler than proteins since they are composed of only four fundamental types of building blocks. Called bases, bases adı verilen, linked to each other through a chain of sugars ve birbirine bir dizi şekerle bağlanan arkadaşlar. Bu durumda cümle nucleic acids are simpler. Yani nükleik asitler şundan daha basittirler şeklinde bir yapı bekliyoruz. Buna göre baktığımızda arkadaşlar Adana seçeneğine bakalım. Birbirlerine bir dizi şeker alanlarının 4 temel yapılaşına oluştukları için nükleik asitler proteinlerden tamamen farklıdır. Tamamen farklıdır değil, biz ne arıyorduk? Daha basittirler arıyoruz arkadaşlar. Bursa seçeneğine bakıyorum. Nükleik asitlerin sebebi diyebilmemiz için arkadaşlar soru kökünde the reason for gibi bir ifade olmalıydı. Cümle bu şekilde başlamalıydı. Bu seçenek elenir. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Nükleik asitler şöyle daha basittirler. Beklediğimiz cümle yapısına oturuyor sevgili arkadaşlar. Cevap olma ihtimali yüksek. Şimdi analizimizi biraz daha derinleştirelim. Birbirlerine bir dizi şeker ile bağlanan. Bakın. Linked to each other through a chain of sugars. Karşıladı. Kök adı verilen. Called bases. Sadece 4 temel yapı taşından. Only four fundamental types of building blocks. Oluştukları için. Since.
için proteinlerden simpler than proteins, daha basittirler. Bu seçenek doğru cevap arkadaşlar. Diğer seçeneklerine bakalım. Nükleik asitler nispeten basit yapılardır ve oluşmaktadırlar şeklinde gidiyor. Beklediğimiz cümle yapısına uygun değil arkadaşlar. Edirne seçeneğine bakalım. Proteinler gibi nükleik asitler de. Bunu diyebilmek için cümle nasıl başlamalıydı? Like proteins, nucleic acids also şeklinde başlamalıydı. Cümle bu şekilde başlamıyor arkadaşlar. Bu durumda bu seçenek de elenir. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. 38. sorudayız. With the domestication of the key food plants and animals in the Middle East, şunu evcilleştirilmesiyle, people were able to live in large settled communities with a reliable, predictable and abundant food supply. İnsanlar şunla yaşayabilmişler veya yaşayabiliyorlardı şeklinde bir çeviri bekliyoruz. Orta Doğu'daki insanların güvenilir, öngörülebilir ve bol yiyecek kaynağının bulunduğu büyük topluluklar halinde yaşamayı başarmalarının arkasında bunu söylemiyor arkadaşlar soru kökü. Arkasında demek için underlying diye cümle başlamalıydı. Bursa seçeneği, Orta Doğu'da önemli bitki ve hayvanların evcilleştirilmesiyle insanlar güvenilir, öngörülebilir ve bol yiyecek kaynakları ile büyük topluluklar halinde yaşayabiliyorlardı. Bursa seçeneği doğru cevap. Ceyhan seçeneği, Orta Doğu'da pek çok bitki ve hayvan türü evcilleştirildiği için bu şekilde gitmiyor cümle arkadaşlar. Denizli seçeneği, Orta Doğu'da bazı bitki ve hayvanların evcilleştirilmesiyle bazı değil de önemli bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi. Edirne seçeneği, Orta Doğu'da bir takım bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, bir takım değil önemli olmalı arkadaşlar. Buna göre bu seçenekler elenir. Bursa seçeneği doğru cevap. 39. sorudayız. The fast fashion industry model first developed in the early 2000s is responsible for the increase in consumer demand for high quantities of low quality clothing. Şurada bir niteleme var arkadaşlar, bunu kaçırmayın. 2000'li yılların başlarında ilk olarak geliştirilen şu sanayi modeli, pardon, moda modeli diyelim, şundan sorumludur. Bir bakalım. Hızlı moda endüstrisi İlk olarak 2000'li yılların başlarında ivme kazandı. Gidiyor bu seçenek. İvme kazandı değil, kazanan şeklinde olmalı. Niteleme olduğu için arkadaşlar. Bursa seçeneği, 2000'li yılların başlarında patlayan, hızlı moda endüstrisi patlayan. Patlayan olarak verilmiyor bakın. Developed olarak veriliyor. Ceyhan seçeneği, ilk olarak 2000'li yılların başlarında gelişen olabilir. Anlık moda endüstrisi modeli. Düşük kaliteye sahip çok fazla ürüne olan tüketici talebini ciddi oranda artırmıştır. Yakın gibi gözüküyor ama beklesin. Çünkü is responsible for, den sorumludur şeklinde bir çeviri bekliyoruz. Denizli seçeneği, ilk olarak 2000'li yılların başlarında ortaya çıkan hızlı moda endüstrisi modeli büyük sayıda düşük kaliteli ürüne olan tüketici talebindeki artıştan sorumludur. Bakın bu seçenekte sorumludur ifadesi verildiği için bunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Doğru cevap Denizli seçeneği. Edirne seçeneğini de okuyalım. 2000'li yıllarda ortaya çıkan düşük maliyetli ve düşük kalite ürüne olan tüketici talebinin temel sebebi hızlı moda endüstrisiydi. Bu farklı yönden ifade ediyor arkadaşlar buradaki durumu. Buna göre Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, 40. soruyla beraberiz arkadaşlar. Çiğneme alanlarındaki çukur ve çatlaklara sürülen ince bir kaplama olan iki tane niteleme var gördüğünüz gibi. Diş dolguları. Yani çeviri şöyle başlamalı. Diş dolguları which are blah blah bonded blah blah şeklinde gitmeli. Ve cümlenin ana fikri diş çürümesini önlemede neredeyse %100 etkilidir. Etkilidir arkadaşlar. Etkilidir ifadesini nasıl çevirebiliriz? Is veya are effective
in diye cümlenin gitmesini bekliyorum. Buna göre seçeneklere bakabiliriz. Adana seçeneğine bakalım. Dental sealants provide nearly 10%. Yaklaşık %100 koruma sağlamaktadır diyor arkadaşlar. Bu seçeneği eliyorum. Bursa seçeneğine bakalım. Dental sealants are thin coatings bonded into the pit. Bakın burada nitelemenin bir tanesi var. Bonded yani sürülen. Okay. Ama ikinci niteleme yok. Olan anlamı burada yok. Are olarak verilmiş direkt. Bu bir niteleme değil. Bu bir direkt olarak söylüyor ne olduğunu. Nitelemiyor. Şöyle şöyle olan demiyor ama şudur diyor. Bu durumda bu seçenek de elenir. The fact that dental sealants are thin coatings. The fact that ifadesiyle başlıyor arkadaşlar. Bu ifadenin çevirisi genellikle ması mesi şeklindedir. Yani diş dolgularının ince tabakalar olması ama soru kökünde olması değil olan şeklinde bir anlam var. Bu durumda bu seçenek de elenir. Evet, Denizli seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Denizli seçeneğinde dental sealants thin clothing, bakın virgülle beraber niteleme başlıyor. Thin clothing, burada nitelemenin bir tanesi var. İnce bir kaplama tabakası olan bonded into the pit and fissures of the chewing surfaces. Yani çiğneme alanlarındaki çukur ve çatlaklara sürülen. Yani bu çukur ve çatlak ifadelerini çok bilmeseniz de olur arkadaşlar. Ama şu bonded'la beraber ikinci nitelemenin de geldiğini görmemiz çok önemli. Devam ediyorum. Are nearly 100% effective in preventing. Bakın burası da effective in beklediğim yapıyı karşıladı. Demek ki doğru cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar. Edirne seçeneğine bakalım. Being nearly 100% effective in the prevention. Bu, bakın çeviri sorularında buna çok dikkat edin arkadaşlar. Burada bir niteleme var ama niteleme ters tarafta. Diyor ki %100 etkili olan diş dolguları. Okey. Yani bizim ana cümlede verdiğimiz bilgiyi bu seçenek niteleme olarak vermiş. Tamamen yanlış ve ilgisiz bir seçenek haline dönüşmüş. 41. soruyla beraberiz arkadaşlar. Uzunca bir soru. Şöyle bir okuyalım. Her yıl dünya çapında yaklaşık 700 bin kişi ilaca dirençli enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybetmektedir ve önlem alınmazsa unless gibi bir şey bekliyoruz. Bu tür enfeksiyonların 2050 yılından önce 10 milyon insanı öldüreceği tahmin ediliyor. Şimdi V var arkadaşlar. Bu tarz cümlelerde V veya fakatlı cümlelerde V'ye kadar olan kısmı çeviriyoruz. Sonra and ile devam ediyoruz. Genellikle yapı bu şekilde oluyor. Buna göre seçeneklere bakalım. Bir önlem alınmazsa anlamı var. Burada unless tarzı bir şey bekliyoruz. Tahmin ediliyor anlamı var. Is expected, is estimated gibi anlamlar bekliyoruz arkadaşlar. Buna göre seçeneklere bakalım. The number of people dying every year owing to drug resistant infections is nearly. Okay. Ama soru kökü kaybetmektedir diyor. Adana seçeneği. Kaybeden insanların sayısı diyor arkadaşlar. Bu yüzden bu seçenek elenir. Bursa seçeneğine bakıyorum. Each year around 700,000 people die from drug resistant respiratory precautions. Despite precautions yani önlemlere rağmen gibi bir ifade var ama soru kökünde böyle bir şey yok. Elenir. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Annually yani her sene yaklaşık 700 bin kişi dünya çapında drug resistance infections yani ilaca dirençli enfeksiyonlar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Okey. Buraya kadar doğru arkadaşlar. And bakın ne demiştim. And cümle ortasındadır ve buraya kadar çeviri yapılır. Ve if no action is taken, güzel. Önlem alınmazsa it is estimated that tahmin ediliyor such infections bu tür enfeksiyonların will kill 10 million people by 2050. Bu seçenek doğru cevap arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım.
Every year, about 700,000 people die as a result of drug-resistant illnesses. Her sene ölmektedir. Okey, buraya kadar doğru. And what is worse? Burada cümle koptu arkadaşlar. What is worse demek? Daha da kötüsü. Ama soru kökünde böyle bir ifade yok. Bu seçeneği eliyoruz. Edirne seçeneğine bakalım. Beklediğimiz unless burada var ama doğru yerde mi bakalım? Unless urgent action is taken, hemen önlem alınmazsa, it is anticipated that the number of people dying, bakın yine the number of people'a döndü arkadaşlar. Hayatını kaybeden insanların sayısı. Ama sayısı şeklinde verilmiyor soru kökü. Bu yüzden bu seçenekte eleniyor. Doğru cevap Deniz Ceyhan seçeneği. Evet, 42. soruyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım cümleye. 17. yüzyılda meydana gelen genişleme, virgül, bu cümlenin öznesi. Bu durumda cümlenin bununla başlamasını bekliyorum. Yani the expansion, the development, the enlargement that took place ya da in the 17th century gibi ifadeler bekliyorum. Avrupa'yı yeni ve genellikle ilginç bitki ve hayvan türlerine, daha önce bilinmeyen fosillerle, minerallere ve yerel toplum ile kültürlere açmıştır. Çok uzun gibi görünüyor ama arkadaşlar, bla bla genişleme açmıştır. Şimdi buna göre seçeneklere bakalım. The expansion in the 17th century. Bakın özne burada. Açmıştır fiilimiz opened. Çok yakın bir seçenek. Devam edelim arkadaşlar. Opened Europe. Avrupa'yı. Neye açmıştır? New and often strange flora and fauna. Yeni ve genellikle ilginç bitki ve hayvan türlerine. Previously unknown fossils and minerals. Daha önce bilinmeyen. Bakın buradaki nitelemeyi görün arkadaşlar. Niteleme. Previously unknown. And indigenous peoples and cultures. Ve yerel toplum ile kültürlere açmıştır. Doğru cevap bu seçenek arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. During the 17th century, the European enlargement. Bambaşka bir yönde gidiyor arkadaşlar. 17. yüzyılda Avrupa'nın genişlemesi. Eledim. Ceyhan seçeneğindeyim. In the 17th century, Europe expanded. 17. yüzyılda Avrupa genişledi. Cümle bu şekilde gitmiyor gördüğünüz gibi. Denizli seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. The growth experienced during 17th century. Buraya kadar okey. Enabled Europeans to become familiar. Bakın bu ifade biraz farklı arkadaşlar. Avrupalıların şunları bilmesine olanak sağlamıştır. Enable ifadesi arkadaşlar. Olanak sağlamak, imkan vermek gibi anlamlara geliyor. Burada soru kökünde bu ifadeler yok. Bu yüzden bu seçenek biraz çeldirici gibi ama eleniyor. Edirne seçeneğindeyim arkadaşlar. It was as a result of the expansion that occurred in the 17th century that Europe became aware of most... Evet. 17. yüzyıldaki gelişmelerin sonucunda Avrupa şunu fark etmiştir şeklinde gidiyor. Ama soru kökünde böyle bir ifade yok. Buna göre bu seçenek de elenir. Evet arkadaşlar, şimdi birinci okuma parçasıyla beraberiz. Soru 43 ve 46 bu parçaya göre çözülecek. İsterseniz şöyle bir parçaya bakalım. Kabaca anlamına verilen bilgilere odaklanmaya çalışalım. Birebir çeviriler yapmayacağız ama cümleler bize neler söylüyor. Kabaca bunlara bir bakalım. Economic and health impacts of the COVID-19 pandemic have been asymmetric across age groups. Bakın asymmetric across age groups, yani COVID-19'un ekonomik ve sağlık etkileri farklı yaş gruplarında farklı etkiler doğurmuştur. Current evidence suggests that young people are less at risk in terms of developing severe physical health symptoms linked to COVID-19 than older age cohorts. Cohorts grup demek arkadaşlar. Mevcut kanıtlar gençlerin yaşlılara oranla ya da yaşlara nazaran daha az sağlık semptomları gösterdi ya daha az şiddetli sağlık semptomları gösterdiğini ortaya koymaktadır. Fakat bakın arkadaşlar, bu fakat çok önemli. Bu fakat aslında bir dönüm noktası. Çünkü buradan sonra anlatım bambaşka bir yere gidiyor. The disruption in their access to education and employment opportunities as a result of economic downturn
is likely to put the young generation on a much more volatile trajectory in finding and maintaining quality jobs income. Yani arkadaşlar, COVID-19'dan eğitime ulaşamamaktan ve işsizlikten kaynaklı olarak bu genç neslin daha çok sıkıntı çekeceğini anlıyoruz. Yani volatile, yani değişken bir yapıda olacak kaliteli işler bulmaları ve iyi gelir elde etmeleri. Being unemployed at a young age can have long-lasting scarring effects in terms of career paths and future earnings. Yani genç yaşta işsiz kalmanın uzun dönem etkileri olabilir. The economic effects of the pandemic risk aggravating the existing vulnerability of young people in labor markets. Yani COVID-19'un var olan etkileri gençlerin iş piyasa iş bulma yönündeki zaaflarını veya güçlüklerini daha da artıracak. As they are more likely to work in non-standard employment. Yani sürekli işlerde çalışmadıkları için. Ve bunun sonucu olarak daha fazla iş kaybı ve gelir kaybı riski yaşayacaklar. Young people also have limited financial assets. Gençlerin daha az finansal kaynakları veya değerleri vardır. Ki bu da onları ekonomik olarak daha güçsüz hale getirmektedir. These economic effects are likely to affect youth in various ways, ranging from their access to housing to paying back school loans. Yani bu etkiler de gençleri pek çok zor durumda bırakmaktadır ki bunlar barınma ihtiyacını karşılamadan okul giderlerini karşılamaya kadar gitmektedir. Buna göre arkadaşlar sorulara bakalım. 43. soruya bakıyorum. It can be inferred from the passage that. Açık uçlu bir soru. Bu durumda seçenekleri parçaya göre değerlendireceğim. The spread of the COVID-19 pandemic could have been prevented if people had paid more attention to measures. Yani insanlar önlemlere daha fazla özen gösterseydi COVID-19 salgını önlenebilirdi. Bundan hiç bahsetmiyor. The existing evidence may fall short of explaining potential harms of COVID-19. Var olan kanıtlar COVID-19'un potansiyel zararlarını açıklamada yetersiz kalabilir diyor arkadaşlar. Böyle bir anlatım yok parçada. COVID-19 may have some economic implications but they are not as serious as health considerations. Tam tersini söylüyor parça. Bu seçenek diyor ki arkadaşlar COVID-19'un bazı ekonomik sonuçları olabilir ama bunlar sağlık sonuçları kadar kötü veya ciddi değildir. Tam tersi. Gördüğünüz gibi hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Şurada however'la beraber parça tamamen ekonomik etkileri anlatmaya başlıyor. Sadece şurada giriş kısmında belki biraz sağlık vurgusu var. O da zaten konuya giriş yapmak için arkadaşlar. Denizli seçeneğine bakıyorum. Young people will suffer from the unwanted effects of COVID-19 over time. Zaman içinde gençler COVID-19'un etkilerinden sıkıntı çekecekler. Bakın bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar. Oldukça bunu açıkladı. Edirne seçeneğine bakıyorum. The consequences of the COVID-19 pandemics will be equally felt by people from all walks of life. Yani her kesinden insan tarafından eşit şekilde hissedilecek. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar parçada. Bu durumda bu seçenek de elenir. Geldik 44. soruya. The passage. Yine açık uçlu bir soru arkadaşlar. Parça ne yapıyor? Bakalım. The passage mainly dwells on consequences of the COVID-19 pandemic in terms of supply chains. Supply chains, tedarik zincirleri demek arkadaşlar. Parçada bundan hiç bahsedilmiyor aslında. Bu seçenek diyor ki parça genel olarak COVID-19'un tedarik zincirleri üzerine olan etkilerinden bahsetmektedir. Hayır. Bursa seçeneğine bakıyorum. Focuses on the economic repercussions. Repercussions sonuç demek arkadaşlar. Of COVID-19 on people, especially for young people. Özellikle gençler üzerindeki ekonomik yansımalarına odaklanmıştır. Bu doğru cevap sevgili arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi parça however'dan sonra tamamen bundan bahsediyor. Ceyhan seçeneğine bakıyorum.
Recounts açıklamaktadır. The results of studies which indicate. Yani şunu şunu gösteren çalışmaların sonuçlarını açıklamaktadır. Hayır. Puts forward that they are the elderly who suffer most from the results of. Covid-19'un etkilerinden en çok sıkıntı çekenin yaşlı insanlar olduğunu söylüyor. Hayır arkadaşlar. Claims that the emergence of the COVID-19 pandemics could be attributed to unfavorable conditions. Yani parça Covid-19'un sebeplerinden de bahsetmiyor. Çıkış noktasından da bahsetmiyor arkadaşlar. Bu durumda bu seçenek de elenir. Evet, 45. soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu soru başlık sorusu. Hangisinin parçaya uygun bir başlık olacağını sormaktadır. Adana seçeneğine bakalım. The relation between vulnerabilities and COVID-19. Yatkınlıklar ve COVID-19. Yani temel olarak parça bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Young people in hard times. Çok dikkatli olun. Büyük bir çeldirici ama doğru cevap değil. Young people in hard times. Zor zamanlarda gençler. Bu zor zamanlar ifadesi arkadaşlar geniş bir ifade. Sadece COVID-19 değil, daha başka şeyleri de açıklamalıydı parça eğer cevap bu olsaydı. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Is the vaccine the solution for COVID-19? Aşı çözüm mü? Aşıdan hiç bahsetmiyor. The youth hard hit by COVID-19. Bu seçenek doğru cevap arkadaşlar. Covid-19'dan çok etkilenen gençler. Hard hit yani çok etkilenen. En çok onları vurmuş. Bu durumda Denizli seçeneği doğru cevap. Edirne seçeneğine bakalım. Covid-19'da tünelin ucu göründü mü? Hayır, bununla ilgili bir bilgi de yok. Bu durumda Denizli seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. 46. sorudayız. In the passage, asset means. Yani asset kelimesinin anlamını hatırlarsanız bu soruyu çözebilirsiniz veya parçaya dönerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Parçaya döndüğümüzde Young people have limited financial assets. Yani gençlerin kısıtlı ekonomik neleri vardır? Something valuable or useful. Gerekli ve faydalı bir şey. Yani bir değer, bir varlık. Doğru cevap bu sevgili arkadaşlar. Diğer seçeneklerin anlamlarına baktığımızda a profound effect. Ciddi bir etki. Lack of something. Bir şeyin yokluğu. Outcomes of something, bir şeyin sonuçları. Problems related to money, parayla ilgili problemler. Hayır, doğru cevap Adana seçeneği.